Esselamun aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da yeni gelecek hikayelerden haberdar olursunuz. Keyifli dinlemeler. Galip Hoca şaşırmıştı. Ne diyorsun sen Adem? Hava silmini mühürlemek de ne? Üddamlığını mühürlemekten bahsediyorsun. Böyle bir şey yapabilir mi Sezgin Hocam diyerek babama döndü. Babam sessizce Muharrem Hoca'nın suratına doğru bakıyor sadece. Ona doğru odaklanmış, sürekli nabzını kontrol ediyordu. Sağlık durumunda hiçbir sorun görünmüyor. Nabzı normal seyirde atıyor. Uyanmasını bekleyelim. Bakalım hissedebiliyor mu tekrardan. Oğlumun burada yapabilecek bir şeyi yok. Onu korumaya çalışan Babilciğini kesinlikle hayatının tehlikede olduğunu düşünmüş olmalı. Yoksa böyle bir şey yapmazdı demişti. Babam bana doğru baktı. Öyle bir şey oldu mu diyerek sordu. Üddamların en üstüne çıkmaktan bahsetti. Sadece bunu hatırlıyorum baba. Yaptığı şey birazcık canımı acıttı ama gözü dönmüş gibiydi sanki. O Babil cinini yakalamak istiyor. Sanki ondan yardım almak değil de ondan zorla sırları çalmak istiyor gibiydi. Babam Galip Hoca ile göz göze geldi. Yıllar önce konuştuğumuz şeyi hatırlıyorsun değil mi dedi. Galip Hoca da başını salladı. Bu durumu daha da araştırmamız gerekecek. Bilmediğimiz şeyler olabilir dediler. Haydi tutun diyerek Muharrem Hoca'yı yavaşça kaldırmaya başladık. Bir kolunu kendi omzuma attım, babam da diğer kolunu attı. Galip Hoca'ya doğru dönerek, buradaki aynaları toplasan iyi olur Galip. Ev sahibine de ayıp etmiş olmayalım dedi, ben hallederim demişti. Yavaşça sürükler tarzı çıkardık. Çıkardık çıkarmasını ama yatağa yatırdığımızda öksürerek uyanmaya başlıyordu. Hala tedirgin ve ondan çekiniyordum. Gözlerini açtığında yeniden bana doğru döndü. Parmağını bana doğru uzatarak babama doğru seslendi. Yakala onu. Şeytana tapıyor, onun içinde şeytan var. Şeytanla anlaşma yapmış habislilerden biri artık o diyordu. Babam Muharrem Hoca'nın parmağını tutarak hızlı bir şekilde yanına doğru yapıştırdı. Ona doğru eğilerek sessiz bir şekilde kulağına bir şeyler fısıldadı. Muharrem Hoca'nın gözleri açılarak şaşırmış gibi babama bakıyor. Babam, bilmediğimi zannediyordun ama Muharrem, biliyorduk. Yıllar önce de bunu tahmin etmiştik zaten. Sadece senden bir hareket bekliyorduk. Bu da yıllar sonra oğlumun üzerine oldu. Seni ne olursa olsun affedeceğimizi düşünme. Sadece bu konuşulacak ve ortak karar verilecek. Tek başıma, kendi kalbi duygularımla verirsem birazcık intikam almış gibi olurum. Çünkü oğluma yapmak istediğin şeyi biliyorum dedi. Odadan çıktıktan sonra babam ne olur ne olmaz diyerek odayı kilitlemişti. Galip Hoca da sağ olsun ev sahibiyle beraber toplamıştı aynaları. Çoğu çatladığı için hemen ufak olur gibi kırılmıştı. Yavaş yavaş aşağıya taşırlarken hocam yardım edeyim dedim. Merdivenlerden inip dışarıdaki çöpe doğru atmak için yaklaşmıştık ki Galip Hoca arkasına doğru baktıktan sonra Adem diyerek seslendi. Buyurun Galip Hocam, sizi dinliyorum dedim. Bak evladım, bundan sonra yolun birazcık daha zorlanacak. Çünkü başımız gerçekten belaya girecek dedi. Nasıl bir bela dediğim sırada babam içeriden Adem diyerek bağırdı. Galip Hoca'ya doğru döndüm hızlıca söylemesi için. Akşam zaten konuşacağız dedi. O çöpün içine doğru doldururken camları, ben de hızlı bir şekilde yukarıya çıktım. Babam elinde bir tane kağıdı bana doğru uzattı. Bunu al evladım. Bu lazım olacak sana. Zamanı geldiğinde ben sana açmanı söyleyeceğim dedi. Tabi baba diyerek cübbemin iç tarafındaki cebe doğru koydum. Galip Hoca'nın da gelmesiyle beraber Sezgin durumu değerlendirelim dedi. Babam ev sahibine doğru döndükten sonra Allah senden razı olsun kardeşim ama senin de başını belaya sokacak gibi olduk. Kusura bakmayasın, hakkını helal et dedi. Adam hiç somurtmuyordu. Ne demek hocam, asıl sizden Allah razı olsun. Siz haklarınızı helal edin. Sayenizde köyümüzde bakın, camimiz tekrardan ezan okunuyor. İnsanlar rahat rahat dışarı çıkabiliyor korkmadan. Akşam vakti birbirlerine misafirliğe bile gidemeyen halk birkaç gündür huzur içinde. Siz bize hakkınızı helal edin diyordu. Babam da helal olsun dedikten sonra yan taraftaki odaya gittik. Galip Hoca birazcık tedirgindi. Aşağıda bana söylemek istediği şeyi burada söyleyecekti. Geri döndüğümüzde bizi sorguya çekecekler. Bunu biliyorsun Sezgin. Ne söyleyeceğiz? Nerede diyeceğiz Muharrem'i? Nereye götürüp bırakacağız diyerek birazcık da telaşlı şekilde soruyor. Babam sakallarını okşadıktan sonra hafifçe başını sallayıp ''Bilemiyorum Galip, bilemiyorum.
Öyle bir işin içine girdik ki bunun içinden nasıl çıkacağız bilemiyorum. Rabbim bize yardımcı olsun. Muharrem'i burada bırakırsak aslında köy halkı kesinlikle onu zapt edecek ve tutacaktır. Dışarıya da salmazlar. Fakat döndüğümüzde Muharrem'in nerede olduğunu sorduklarında yalan da söyleyemeyiz. Yalan dilimize hayatta girmeyecek bir şeydir. Ama ne yapıp ne edip de bu işin içinden sıyrılmalıyız. Aklıma bir fikir gelmişti. Nedir diyerek sordu. Yalan söyleyemeyeceğiz ama gerçeği de açık açık söyleyemeyeceğiz dedim. Nasıl yani diyerek şaşırdı Galip Hoca. Biliyoruz ki Muharrem Hoca peşimden geldi. Buraya gelmesinin sebebi açık bir şekilde Babil cini beni korursa ortaya çıktığında ondan sırları almaktı. Galip Hoca ile beraber geldiler. Ferhat Hoca sonuçta geride kalmış. Eğer birileri size hesap soracaksa Muharrem Hoca hala o köyde diyebilir, neden orada olduğunu zaten bileceklerdir. Sonuçta onlarla aynı seviyede bir hoca değil mi? Üstünüz olarak görünüyorlar. Haklısın dedi babam. Galip Hoca'nın da aklına yatmıştı. O bize zaman kazandırır. Onun köyde kaldığını söylersek zaten neden kaldığında da şüphe duyacaklardır. Babil cinini bulduğunu veyahut onlardan sırları alarak oradan kaybolduğunu bile düşünebilirler. İrdelemeye çalışırlarsa da yapacak bir şey yok. O yüzden sakin olmalıyız dedim. Babam da hak vermişti Galip Hoca'da. Tamamdır Adem. Bu plan tutar dediler. İkimiz de akşam yola çıkmak için Galip Hoca ile beraber eşyalarımızı topluyorduk. Babam Muharrem Hoca'nın olduğu odaya gidip onunla konuşuyordu. Eşyaları hazır ettikten sonra yavaşça aşağıya doğru indiriyorduk. Ama köy halkı zaten ev sahibinden öğrenmişti gideceğimizi. Herkes yığıldı kapıya. 20-25 kadar hane kalmıştı ama herkes gitmemizi istemiyordu. Lütfen kalın hocam. En azından birkaç hafta daha. Size daha düzgün bakmak isteriz. Daha düzgün ağırlamak isteriz. Bir ziyafet bile veremedik sizin için diyorlardı. Hepinizden Allah razı olsun dedik Galip Hoca ile. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'nun tekrardan Kur'an-ı Kerim'i burada okunduğu için, adı anıldığı için zaten biz çok müteşekkiriz. Sizlerden Allah razı olsun. Siz de imanınızı kaybetmeyip, köyünüz dinsizleşse de, altın ve mülke tapmadan yine Rabbiniz için hala Kur'an-ı Kerim'e bağlı kaldınız. Rabbinize bağlı kaldınız ve namazlarınızı eksik etmediniz. Camiyi boş bırakmayın. Sizden tek ricam budur dedim. Merak etmeyin hocam. Camimize bir daha öyle bir duvar örülmesine canımızı veririz de izin vermeyiz diyorlardı. Allah razı olsun sizden dedim. Babam yavaşça aşağıya iniyordu. İçerideki evin sahibiyle konuştum. Muharrem Hoca burada kalacak. Birazcık tutsak gibi kalacak ama yapacak bir şey yok. Köylüyü de bilgilendirecek. Onun bu köyden ayrılmasına izin vermeyecekler. Hızlı bir şekilde yola koyulmamız lazım. İlçeden bir araç çağırsak getirirler mi diyerek köylüye doğru döndü. Köydeki birkaç kişi, buraya bir insanın gelmesi kolay olmaz hocam. Buranın lanetli olduğunu düşünüyorlar hala. Bir de dinsiz köy diye yayılınca tabii ki kimse gelmek istemiyor. Ben sizi traktörümle bırakayım. İyidir kötüdür ama arkaya sıkışırsınız. Yavaş da olsa gideriz. Akşam vakti olmadan varmış olursunuz dedi. İyi o zaman diyerek traktörün arkasına bağlı olan arabanın üstüne çıktık. Çıkmamızla beraber de eşyalarımızı aldık. Köylüler bize el sallıyordu, biz de onlara. Buraya geldiğimizde dinsiz bir köy olarak adlandırılan bu köyde şükürler olsun ki tekrardan camide ezan okunuyor. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki bize verdiği güç ve hissiyat sayesinde bu durumu aşabilmiştik. İlçeye vardığımızda aşağıya iner inmez taksi ile havaalanına geçtik. Hızlıca tekrardan geri dönüyorduk. Yol boyunca dinlenmek için uyukladım ama rüyamda tekrardan onu görebileceğim endişesi de vardı. Çünkü yaptığı şey hala içimde bir korkuya neden oluyordu. Giysilerimin arasından çıkan yılanlar resmen Muharrem Hoca'nın ağzından içine girerek havas ilmi mühürlenmişti. Orada onu test edecektik. Havas ilmine sahip mi değil mi diye. Babam belki de odaya tek başına girdiğinde test etmiş olmalıydı. Uçaktan indiğimizde direkt olarak tanıdık arkadaşlardan birkaçını aradı babam. Öğrenciler geldiğinde hızlıca araçlara geçtik. Geçmemizle beraber derin bir nefes alıyordum çünkü sınavımızın başlangıcı şimdiydi. Hocalar da herkes de soracaktı Muharrem Hoca'yı. Daha araca bindiğimizde öğrenciler bile sordu. Bizim köyde kaldığımızı söylememizle beraber şaşırmışlardı. Muharrem Hoca gelmedi mi? Herkes onu soruyor biliyor musunuz? Neden gitti diyerek köpürüyorlar dedi. Babam da şaşırmış kim köpürüyor dedi. Arif Hoca ile Erkut Hoca geldi. İkisi de gerçekten çok sinirli. Babam neden sinirliler diyerek sorduğunda
Muharrem Hoca bilgi vermeden yapmış bu işlemi. Yani sizi dinsiz köye götürdüklerini öğrendiğinde gerçekten öfkelendiler. Hatta Arif Hoca bayağı sinirliydi. Hızlı bir şekilde geri dönmenizi bekliyorlardı. İkimizin de yüzü gülmüştü babamla beraber. Galip Hoca diğer araçta olduğu için onun bundan haberi yoktu. Aşağıya indiğimizde bunun haberini vermeliydim. Bunu lehimize kullanacaktık. Evin önüne geldiğinde araçlardan indik. Galip Hocam diyerek seslendim. Bagajdan öğrenci bavulunu çıkarıyordu onun. Hemen koluna girerek sol tarafa doğru geçtim. Hocam, Arif Hoca ile Erkut Hoca adında iki hoca gelmiş. Muharrem Hoca'nın bizi dinsiz köye gönderdiklerinden haberi yokmuş dedim. Gözleri parlayarak bana doğru döndü. İşte bu diyerek göğsüme doğru elinin tersiyle vurarak keyifli bir şekilde gülümseyip eve doğru ilerledi. Babamla beraber kapıyı açarak içeriye giriyorlardı. Evimizi çoğu hoca veyahut öğrenci kullanabilirdi. Öyle neden geliyorsunuz neden gidiyorsunuz değil de babam burayı daha çok eğitim merkezi gibi kullanıyordu. Hemen ben de içeriye girdim. İçeriye girmemle aynalı odanın kapısı da açıktı. Hatta öğrencilerin kolay kolay girmesine izin verilmeyen yerde öğrenciler de vardı. Babamla Galip Hoca içeriye girdiğinde ayağa kalktılar. Ben de arkasından yürüyordum babamın. Sıkı sıkı sarıldılar. İyisin inşallah diyerek soruyorlar. İyiyim hocalarım iyiyim. Sizler de afiyettesinizdir inşallah diyerek sordu babam. Bizler afiyetliyiz olmasına ama tadımız kaçıp. Ya şöyle oturalım dedi. Öğrencileri arkadakilere çıkın tarzında başıyla işaret yaptı. Arif Hoca babama samimi şekilde davranıyor. Arif Hoca'nın bildiğim kadarıyla babamın eğitim sürecinde bir zamanlar öğretmenlik yaptığını biliyordum. O zamanlarda babamdan çok fazla şikayetçi olurmuş. Babam birazcık haylaz öğrencilerden biriymiş. Sürekli burnunu karışmaması gereken işlere sokan bir öğrencilik geçirmiş. Kapıdan çıkan öğrencilere doğru Erkut Hoca seslendi. Muharrem Hocanız geldiğinde direkt buraya yollayın dedi. Babam Muharrem Hoca yok deyince Arif Hoca ile Erkut Hoca şaşırdı. Ne demek yok? Gelmedi mi sizinle diyerek soruyorlardı. Hayır bizimle gelmedi. Köyde kaldı o. Köyde öylece duruyor dedi. Nasıl yahu diyerek ayağa kalktı bir anda Arif Hoca. Erkut Hoca da aynı şekilde sinirliydi. Neyden bahsediyorsun sen Sezgin? Köyde ne demek kaldı? Sizinle beraber neden gelmedi diyerek sorduğunda. Babam söyleyecek cümle ararken istiyorsanız ben söyleyebilirim hocalarım dedim. Bana doğru döndüler. Sen söyle bakalım dediklerinde durumu izah ettim. Başıma gelenlerden dolayı da sürekli olarak etrafımda olacağını söylemişti. Neden orada kaldı bilemiyorum dedim. Arif Hoca öfkeli bir şekilde elindeki çay bardağını yana doğru fırlattı. Bu nasıl? Bu nasıl olur? Erkut söz vermiştin. Erkut diyerek Erkut Hoca'ya doğru döndü. Erkut Hoca'nın da yüzü aşağıya doğru indiğinde nefsine yenik düşeceğini bilemedim hocam. Özür diliyorum hakkınızı helal edin dedi. Arif Hoca çok öfkeliydi. Yaşça en büyüğümüz oydu sanırım. Öne doğru ilerleyerek babama doğru döndü. Sezgin, bundan sonra kimseye bağlı kalmayacaksın. Bana bile oğlunu koruyacaksın. Eğer böyle bir gerçek varsa, Babil soyundan gelen bir Rahmani bu çocuğun etrafındaysa ona müteşekkir olmalıyız ve ondan bir şeyler öğrenebiliriz. Ne olduğunu şu anda anlayamıyoruz. Galiba o cin ne olduğunu biliyor. Bize bir şeyler göstermeye çalışıyor olabilir. Akşam bu odada o cini çağıracağız. Sadece Adem'e söyleyeceklerini söyleyip gidecek. Herhangi bir şekilde tuzak kurmaya çalışan da olmayacak. Arkasına doğru dönerek Erkut Hoca'ya doğru baktı. Galip'le beraber hızlı bir şekilde vehk ve akitleri hazırlayın. Anlaşma kağıdı hazır olsun. Akşam çağırdığımızda bizim tarafımızdan imzalı bir şekilde ona sunulacak. Rahat bir şekilde gelecek gelirse. Ne anlatmak istiyorsa anlatacak ve gidecek diyordu. Odadan bir hışımla çıktı. Üst kata doğru merdivenlerden ilerliyordu. Babamla Galip Hoca göz göze geldi. Gerçekten içim rahatlamıştı. Arif Hoca adaletliydi. Muharrem Hoca'nın ne yapmak istediğini de anlamıştı sonunda. Erkut Hoca da Muharrem Hoca'nın öğretmenlerinden biriydi. Bu yüzden ona da tam güvenebileceğimizi bilmiyordum. Galip Hoca ayağa kalkarak bir Ferhat arayayım oda gelsin dedi. O odadan ayrılırken Erkut Hoca yanımıza doğru geldi. Biliyorum bana güvenmiyorsun Sezgin ama Muharrem'in gözünün o günden beri karardığını sen de biliyorsun. Babamla Muharrem Hoca'nın öğrencilikleri birbirine denkti. Ama nedense babamdan daha ilimli şekilde davranırdı. Erkut Hoca anlatmaya devam etti. O yazıtları ilk okumaya başladığımızda, yani Babil cinlerinden haberdar olduğumuzda, biliyorsun ki ne kadar heveslenmişti. Çünkü
Normal cinlerle iletişime geçmek veyahut onlarla konuşmak onun için az kalan bir şeydi. Her zaman daha fazlasını istiyordu. Daha ileriye gitmek ve en üste çıkmak. Gözünü kararttı büyük ihtimalle. Eğer mavi cinine bir zarar verirse ellerimle size teslim edeceğim diyordu. Babam da Allah razı olsun hocam. Hiçbir zaman adaletinizden şüphe duymadım dedi. Erkut Hoca gidip dinlenmemizi istiyordu. Yol yorgunusunuz. Akşam bir de rüter olacak, Adem kardeşim iyice dinlensin. Doğru söylüyorsunuz diyerek yavaşça odalarımıza dağıldık. Yukarıya çıktığımda Arif Hoca'nın bariz seslerini duyuyordum. Garip Hoca'yı odasına almış. Sürekli olarak onun mendopur olduğunu biliyordun. Neden gidip de çağırdın? Ferhat'la beraber neden onu çağırdın? Ya orada Sezgin ve oğluna bir şey olsaydı, bunun vebalini nasıl taşıyacaktın? Galip Hoca özürler diliyordu. Kapının önünde daha fazla durup dinlemek istemedim. Geçtim odama, gözlerimi kapattım yatağa geçince. Arif Hoca'nın bu kadar adaletli olması, hele ki bizim tarafımızda olması beni çok rahatlatmıştı. Kendi hocası bile biliyordu Muharrem Hoca'nın bu konularda ne kadar dik kafalı olduğunu. Gözlerimi kapatır kapatmaz uykuya dalmıştım. Akşam vakti kapının çalmasıyla gözlerimi açtım. Babam sesleniyordu. Hemen kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Uykuda kaldığım için de bazı namazlarımı kaçırmıştım. Hemen onların kazalarını yaptım. Aşağıya indikten sonra her şey hazırlanmıştı. Leğenlerin içinde kemikli etler, suları ayrılmış, tütsüler yakılmış ve her şey hazır şekilde duruyor. İçeriye girdim, aynaların tam ortasına doğru oturdum. Etrafıma daha yakın şekilde aynalarla sarıldı. Daha sonrasında mumlar aynalarla benim arama konuldu. 20 kadar mum arka arkasına koyulmasından dolayı üstüme bir ateş sıçrayacakmış telaşındaydım da. Merak etme, bu ateşler normal kibrit veyahut çakmak ile ateşlenmedi dedi. Arif Hoca keskin şekilde gözlerime bakıyor. Tuzu getirin dedikten sonra önüme dağ olacak şekilde birkaç paket tuzu yığdılar. Sonrasında avuç içimi tuzun üzerine koymamı istedi. Söylediği gibi yaptım. Eliyle içine doğru bastırdı. Tuzlar parmağımın üstüne doğru dökülerek elimi komple kapattı. Sadece bileğim gözüküyordu. Şimdi başlıyoruz. Bakalım gelecek mi dostun? Bizim ona zarar vermeyeceğimiz hakkındaki akitlerimiz ve vefklerimiz buradadır diyerek önündeki 5 kadar kağıdı tuzun iç tarafına doğru gömdü. Sonrasında kapıyı kapatmasını istedi. Kapı kapandıktan sonra sadece mumların loş ışığı kalmıştı. Kimsenin yüzünü dahi göremiyordum. Sadece benim etrafımda olduğu için ışık dizlerini görüyordum Arif Hoca'nın. Yavaşça mum ışığına doğru eğildi Arif Hoca. Bir tane mumun üzerinde elini gezdirerek ''Ey Babil cini, eğer beni duyuyorsan Adem kardeşimizin etrafında olduğunu biliyoruz. Senden sadece kendini belli etmeni ve Muharrem'in sana zarar verip vermediğini söylemeni istiyoruz. Senden bunun için özür diliyoruz. Özür mahiyetinde getirdiğimiz bu yiyeceklerden tatmanı istiyoruz. Lütfen davetimize icabet et. Seni burada bekliyoruz.'' dedi. Birkaç defa ayet okuduktan sonra arkasındaki babam ve Galip Hoca da aynı şekilde Ferhat Hoca ile beraber Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Ferhat Hoca yüzünü aşağıdan hiç yukarıya doğru kaldırmıyor. Sonunda yan tarafta duran mumlar da yanmaya başladı. Hepsi sıralı bir şekilde. İlk defa görüyordum bu durumu. Gerçekten bir cin gelişini belli mi ediyor? O cin burada mı? Ya da benden hiç ayrılmıyor muydu? Aynalar titremeye başladı. Aynaların titremesiyle sağ elim bir anda tuzdan çıktı. İki parmağım birbirine doğru yapıştı. Yapışmasıyla yerdeki tuza bir işaret çizdim. İşaret oka benziyordu. Ama uç tarafında Arapça lanet yazdı. Neden bunu yaptığımı bilemiyorum. Ona doğru bakmak için başımı kaldırdığımda Arif Hoca korkuyla bana doğru bakıyordu. Demek gözünü sana verdi. Peki ne istiyorsun? Nereden geliyor bu lanet? Ne anlatmak istiyorsun ey cinni? Adın nedir diyerek sordu. Tuzları tekrardan şekillendiriyordum. Meynes yazmıştı. Bu bana yaptığı Muharrem Hoca'nın ritüelde zaten meynesin üzerinde durmuştum. Demek gerçekten de ismi buymuş. Sonrasında hangi lanet geliyor? Bana bunu söylersen önlemini almaya çalışırız. Seni rahatsız eden, Adem'i korumak için geldiğin şey nedir? Tekrardan ellerim hareket ediyordu. Tuzlara şekil vererek büyük bir çember çizdi. Çizmesiyle beraber
Bu hüddamlığın ilminin işaretidir. Bunda ne gibi bir zarar var? Hüddamlar sana neden zarar vermek istesin ki dediği anda siyah siyah yılanlar yeniden kolumun üstünden cübbenin içinden o çembere doğru düştü. Tuz, hafif bir alev aldı. Dumansız bir ateşti. Sadece sarımsılığı vardı. Hiçbir şekilde o kırmızı tonu yoktu. Tuz yavaşça kararmaya başladı. Kararmasıyla beraber de simsiyah bir çember oldu. Elimin üstüne doğru yılanlar dolanmaya başladı. Arif Hoca, anlıyorum. Teşekkür ederim Meynes. Davetimizi kırmadığın ve bize bunu gösterdiğin için sana minnettarım dedi. Bunu söylemesiyle beraber duvardaki bütün mumlar söndü. Aynı anda yanımdaki mumlar da. Sonrasında ise gözlerimi tekrardan kapatmak zorunda kaldım. İnanılmaz bir sulanma ve acı hissetmiştim. Gözlerimi sol elimle ovuşturduktan sonra açtığımda tuzun içinde öylece gömülüydü. Sadece bileğim gözüküyordu. Sanki hiç parmaklarımla şekil vermemişim gibi. Işıklar açıldı. Arif Hoca öylece yüzüme doğru bakıyordu. Geldi, yanağımı okşadı. Allah razı olsun Hatem kardeşim. Teşekkür ederim dedi. Ayağa kalktı. Erkut Hocam, hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sezgin Hocam size gerekli bilgileri vereceğim dedi. Babam da hemen ayağa kalkıp, hocam nereye gidiyorsunuz, dinlenseydiniz? Ne oldu, bir şey oldu mu diyerek soruyor. Görmemişler miydi? O kadar mumun ışığında olanları, tuz yandı resmen gözümüzün önünde. Sanırım sadece Arif Hoca görmüştü olanları. Ne demek istediğini bile anlayamadım. Arif Hoca neyi sakladı? Tuzlar yanarak hüddamlık ilminin sembolünü neden kararttı? Kapıdan çıkmadan önce yarın için yardım edeceğiniz ailenin adresini bırakıyorum. Oğlunla beraber git Sezgin dedi. Tamamdır hocam ama böyle apar topar gitmeniz hiç işime sinmedi. Söylemediğiniz bir şey var mı diyerek sorduğunda ne olduğunu size Adem söyleyecek. Hatta ne olabileceğini de. Haydi Allah'a ısmarladık diyerek Allah'a emanet olun dedi. Allah'a emanet olun hocam diyerek yolcu ettik onları. İçeride Ferhat Hoca, Galip Hoca ve babam kalmıştı sadece. Bana bakıyorlar. Ne söylemem gerektiğini bilmiyorum ki. Gördüklerimi söylesem anlarlar mı acaba? En iyisi anlatmak. Her şeyi anlattım tek tek. Babam tamamdır oğlum dedi. Galip Hoca söylenilen doğruymuş yıllar önce. Gerçekten de yapmışlar dediler. Ferhat Hoca da anlamıştı. Özür dilerim senden Adem kardeşim. Hakkını helal edebilecek misin bana diyerek boynunu eğdi. Estağfurullah hocam. Elinizi öpeyim diyerek elini tutup öptüm. Benden yaşça büyüksünüz. Benim her zaman iyiliğimi istediğinizi biliyorum. Bu yüzden de bazen hataya düşmüş de olabilirsiniz. İnsanız kuluz sonuçta. Günahsız veya hatasız olamayız. Sizin hiçbir şekilde de gönül koymanıza gerek yok dedim. Babam ayağa kalkarak yukarıdaki kütüphaneye çıktı. Ben de kalkacaktım ama Ferhat Hoca ile Galip Hoca beklememi söyledi. Büyük, eski bir kitap getirdiler. Kitap, hayvan derileriyle birbirine dolanmış. İpliklerle özel olarak hazırlanmış. Tam bir el işçiliği. Kapağını açtığında elle yazıldığı çok belli. Çok ince detaylarla yazılmış. Bu kadar güzel el yazısı uzun zamandır görmüyordum. Kur'an-ı Kerim'i açık şekilde ayetleriyle beraber örnekler alarak yanlarına tesvirli açıklamalar da yapmış. Babam 20. sayfayı açtı. Açmasıyla beraber önümüze doğru koydu. Burayı hatırlıyorsun değil mi? Tam burası. İşte hüddamların bir üstü olan hüddamlar hüddamlığından bahseder. Hüddamlar hüddamlığı cinlerden sırları alabilecek kadar köprüye çıkmış olan hüddamdır. Yani cinler onlardan sırlar saklamazlar. Hüddamlar hüddamına bildikleri her şeyi aktarabilirler. Böyle bir tılsımdan da bahsediliyor ama ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Bertus alındaki bir tılsım, cinle insanın birleşmiş figürlerini göstererek arkasında bir çember oluşuyor. Cin, sanki vakumlanmış gibi insan bedenine doğru girdiğinde ikisinin de gözleri değişiyor. Garip bir durum. Sadece hüddamın göz akları kalıyor. Bertus tılsımının yapılışının yasaklandığı yazıyor altında. İşte söylemek istediğim bu diyerek tekrardan hüddamlar hüddamlığının üzerine doğru parmağını koydu babam. Muharrem'in istediği buydu. Babil'den zırhları alırsa eğer bütün her şeye vakıf olmak için cinler alemine geçecek olan kapıyı da açacaktı. Bizler berzaha geçebilir miyiz? Bir insan bedeni alemler arasında geçiş yapabilir mi? Bunun rivayetleri çok oldum ama yapabilen daha gözümde görmedim.
Açıkçası berzahtakilerle iletişime geçebiliyoruz. Bunun ritüelleri, ayetlerin sıralanışı var. Cinler de bize berzahı anlatabiliyor. Orada nasıl yaşamlar olduğunu da. Fakat bir insan bedeninin berzaha geçmesinin mümkün olabileceği şu anlık akli benliğimde maalesef mümkün değil. İnsani düşünüyorum tabii ki. Rabbimizin hikmetine hiçbir zaman sual olunmaz. Bu yüzden kainatların yaratıcısı olan o bilir sadece. Geçiş varsa eğer, Hüddamlar Hüddam'ı bunu yapabiliyor. Muharrem'in istediği de buydu. Bu yüzden Hüddamlar Hüddam'ına ulaşmak için de anahtar sensin. Onun için tabii ki. Babil cinleri kolay kolay insanlarla iletişim kurmuyordu. Çünkü sırların çoğunu onlar saklıyor. Diğer Rahmani cinler ise çoğu sırrı bilmiyorlar. Mühürlendiğini söylüyorlar. Bu yüzden hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. Yani mühürleyenler olduğuna göre baba, söylenilenler, rivayetler gerçek olabilir mi? Geçmiş zamanlarda insanlar söylediğiniz şu Hüddamlar Hüddamlığına ulaşmış olabilir mi diyerek sordum. İnşallah böyle bir şey olmamıştır oğlum. Eğer böyle bir şey varsa sanırım cinler alemi hakkında bildiğim şeyler bu yaşıma kadar sadece bir hiç olacak. Ayağa kalktı, kitabı tekrardan kapatarak yukarı doğru götürdü. Geri geldiğinde elinde bir kağıt vardı. Buraya Muharrem Hoca'nın diğer arkadaşlara bakmıyor muydu diyerek sordu. Evet bakıyorlardı ama oradaki kabile çok şerli. Uğraşması gerçekten çok güç. Ne kadar kovsak yaksak da gelenleri kabile bölüntü halinde. O yüzden oradan bir hoca ayrıldığında direkt yeniden gelip eve musallat oluyorlar. Hangi kabile diyerek sordu. Cühenda kabilesi. İlikleri ne kadar kurutmaya çalışıyor aileyi. Ne kadar koruma yapsak da batilin ilk yönünden onlara bıraksak da kağıtları bir şekilde aşmayı başarıyorlar. Dinsiz köy kadar zorlu bir vaka olacak sizin için. Babam, yarın öğle vakti gitmiş oluruz. Yakında zaten. Bu ailenin ne suç işlediğini merak ediyorum. Belki de hiçbir suçları yoktur. Bana aşk musallatı gibi geldi. Sen ne düşünüyorsun Ferhat diyerek sorduğunda bilmiyoruz ki. Muharrem ve diğer hocalar zaten bize hayatta bilgi vermez biliyorsun. Burunları diktir ve hep havadadır. Sadece hallediyoruz. Yok ettik bir kabileyi. Yarısını yok ettik gibi cümleler kuruyordu. Tam anlamıyla içeriğini bile bilmiyoruz. Sadece verdikleri birkaç tane bilgi o kadar. Musallatların sürekli devam ettiği. Tamamdır dedik. Herkes odalarına dağıldı. Garip Hoca ile Ferhat Hoca birazcık burnuna diktir. Genellikle misafirlikte kalmazlar. Gece saat kaç olursa olsun bir de yayan şekilde gitmeyi çok severler. İyi ki ikna olmuşlardı. Yatağıma geçer geçmez uykuya daldım. Sabah ezanıyla beraber herkes kalktı. Ufak bir cemaat oluşturup namazımızı kılıyorduk ki arkadan o rüzgarla beraber tam arkamda namaz kıldığını anlamıştım. Benimle beraber her zaman. Benden gerçekten ayrılmıyor ve beni korumak istiyor. Ama amacını gerçekten öğrenmek istiyorum. Belki artık korkmamalı ve ona karşı dirayetli olup onunla konuşmalıyım. Çünkü bana birkaç defa süreysel şekilde görünmeye çalıştı. Tamam, kendi süreyetiyle görünemez. Hazreti Süleyman'dan başkası göremez onların süreyetini. Ama bana görünmek istediği şekilde de onunla konuşmam gerekiyor olabilir. Namazımızı bitirdikten sonra kahvaltılık bir şeyler hazırladım. Hep beraber kahvaltımızı yaptık. Öğle saatine kadar hazırlığımızı da yapmıştık. Babam öğle saatine yaklaşırken evi aradı. Aramasıyla adam açar açmaz, babam tekrardan gelineceğini ve bu sefer farklı bir hüddama bakacağını söyledi. Yani bizden bahsediyor. Adam kabul etmiş olmalı. Hemen yola çıkmak için bahçeye doğru ilerledik. Bu sırada öğrenciler de geliyordu. Galip Hoca ile Ferhat Hoca, siz evde yokken birilerinin göz kulak olması lazım eve. Biz de öğrencileri buraya çağırdık, burada devam edeceğiz dedi. Babam da gülerek, sen gerçekten üşengeç bir adamsın dedi. Sıkı sıkı sarıldı Galip Hoca'ya. Ben de ellerini öptüm, araca geçtik. Arabayı ben kullanayım baba, sen dinlen biraz dedim. Olur oğlum, iyi olur diyerek uzandı ön koltukta birazcık. Arabayı sürüyordum ama aklımda sürekli olarak babamın getirdiği o kitapta. Önce Hüddamlar Hüddam'ı, sonrasında bir cinin insanla birleşmiş olduğu o görüntüler gözümün önündeydi sanki. Resimde çizilenler gerçek olabilir mi? Rabbim, iki alemde yarattığın varlıklar birleşebilir mi gerçekten? Gerçi cinler insanların içine girebiliyor zaten. Enerji varlıkları olduğu için ruh gibi içimizde rahatça gezebiliyor ve çukurların içinde oturabiliyorlar. Mümkün olabilir mi? Düşünceler eşliğinde sonunda adrese gelmiştik. Büyük bir villa. Etrafında da birkaç tane villa var ama aralarında en az 1-2 kilometre kadar aralıklar var. Lüks bir yer. Arabayı giriş yerine doğru yaklaştırdığımda güvenlik çıktı.
Geldi yanımıza, buyurun dedi, durumu izah ettim. Sizi bekliyordum ben de diyerek kapıyı açtı. İçeriye girdiğimizde babam omzundan dürttüm, uyandı hemen. Öğle namazı geldi mi diyerek sordu. Yarım saat kadar kaldı baba dedim. Araçtan indiğimizde evin beyi hızlı bir şekilde yanımıza doğru koştu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz diyerek ellerimize kapanıyor neredeyse. İçeriye doğru buyur etti. İçeriye girdiğimizde kimse yok, ev bomboş. Tek başınıza mı yaşıyorsunuz burada diyerek sordum. Bir oğlum bir ben. Eşim ve çocukları gönderdim. Onlar da daha fazla zarar görsün istemiyorum. Ev evlilikten çıkıyor. Lütfen yardım edin. Diğer hocalar bir şey yapamadı bari siz yapın. Onlardan o kadar yalvardım tekrar gelsinler diye telefonunu açmıyordu dedi. Muharrem hocadan mı bahsediyorsunuz diyerek sorduğumda evet diyerek başını salladı. Babamla orada göz göze gelmiştik. Üst kata doğru çıkmaya başladı. Biz de aynı şekilde. Çok fazla zarar veriyordu kendini. Biz de teras katını ona özel yaptık. Kapattım her yerini. Kusura bakmayın yanlış anlamayın size dedi. Kusurluk bir şey yok dedi babam. Adam gerçekten özel demirler yaptırmış. Burayı sanki kendine özgü bir hapishaneye çevirmiş gibi. Demir kapı yaklaşık 6 yerden kilitleniyor. Bütün kilitleri açacağı sırada en alttaki kilite doğru eğildiğinde babam adamın kolundan tuttu. Açma dedi. Tekrardan kilitle bunları. Neden diyerek sorduğunda söylediğimi yap kardeşim dedi. Kilitledi. Ne olduğunu anlayamamıştım. Parmak uçlarımda da bir şey hissedemedim. Hiç hissiyat olarak da. Aşağıya hızlıca iniyordu merdivenlerden babam. İndikten sonra salona doğru geldi. Çantasından birkaç tane kağıt çıkardı. Bana doğru da uzattı. İstediği ayetleri yazmamı istiyor. Tabii ki baba. Hemen yazıyorum diyerek yazmaya başladım. Bitirdiğimizde kağıtları eline aldı. Anahtarları verebilir misiniz dedi. Adam şaşkın şekilde uzattı. Babam hızlı bir şekilde koşar gibi merdivenlerden yukarıya doğru çıktı. Ben de arkasından aynı şekilde. Adam da geliyordu ama şaşırmıştı. Babam her bir kilidi açarken kilidi tuttuğu baş tarafına her ayetten bir tane sarıyordu. Bütün kilitleri açtığında ellerini açarak Rabbimize dua etti. Her işin başlangıcında bunu yapması çok hoşuma gidiyordu. Rabbimize sığındıktan sonra içeriye girdik. Adamcağız da şaşkın şekilde susmuş, hiçbir şey söylemeden öylece bizi izliyor. Babam çocuğun kapısından içeriye girdi. 20'li yaşlarda. Öylece yatakta yatıyor, halsiz ve bitkin. Yanında serum makinesi de vardı. İyice yemek yemediği için takviye olarak ara sıra damar yolundan serum veriliyor. Nasılsın, iyi misin diyerek sordu babam. Çocuk öylece babama doğru bakarak yardım edin dedi. Bitmiş halde, tamamen bitmiş. Gözlerinin altı torba torba. Her gece buradalar, gündüz de buradalar. Yine gelecekler siz geldiniz diye. Diğer hocalara ne oldu? Onlar hani beni kurtaracaktı? Siz de söz verip beni kurtarmayacak mısınız diyerek babama doğru ağlamaya başladı. Babam sakin ol evlat diyerek yanağını sevdi. Hemen yastığının altına, daha sonrasında da yatağının altına doğru baktı. Eğildiğinde yatağının altından uzanarak bir takım şeyler çıkardı. Çıkardığı şeyler vudu bebeğine benziyor. Ama daha çok elle yapılmış, yarım yamalak şekilde düzenlenmiş bebekler. Babam bunları buraya kim koydu diyerek sordu. İnanın bilmiyorum. O hocalardan birkaçının elinde böyle şeyler vardı ama bunlar mıydı hatırlamıyorum, şimdi günahını almayayım dedi. Babam, akşam vaktini bekleyeceğiz. Evde bir tanesi bile durmuyor. Sanki geleceğimizden haberleri varmış gibi. Hızlı bir şekilde çıkalım buradan. Evlat, merak etme. Sana söz veriyorum. Gerekirse kendi canımı feda ederim ama seni bu işten kurtarmak için elimden geleni yaparım. Bir yanlışın var mı yok mu ona bakacağız dedi. Aşağıya indikten sonra babam büyükçe bir kağıt açtı. Yuvarlak bir çember çizdikten sonra adama çocuğun doğum tarihini sordu. Söyledi, anne adını ve kendi ismini de söyledi. Söylemesiyle beraber babam yıldıznamesine bakıyordu. Hocaların çoğu yıldıznameyi çok nadir kullanır. Ama yıldızname bize çok fazla bilgi verir. Özellikle birisi büyüye bulaştıysa veyahut cinlere yaptığı farklı bir şey varsa kesinlikle yıldıznamesinde işaret görünürdü. Babam gerekli tılsımları okuduktan sonra arka tarafına yıldıznamenin sonucunu çıkarıyordu. Çıkardığında çocuk tamamen temizdi. Ne bir büyüye bulaşmıştık ne de daha farklı bir durum. Ne düşünüyorsun baba diyerek sordum. Akşam vaktini bekleyeceğiz. Her gece bir sorun yaşıyor musunuz? Hocalar iyileştirdiğini söyledikten sonra yani. Bir sorun yaşadınız mı diyerek sordu. Daha dün gece yaşadık.
Hocalar kilitleri kesinlikle açmamamı söyledi. Kilitlere yapışmıştı. Bir anda yalvarıyordu oğlum. Dayanamayarak kilitleri açacaktım ki. Sonradan vazgeçtim. Dua etmeye başladım. Ayetel Kürsi Nas Felak. Ne biliyorsam okudum. Onun iyileşmesini istiyorum diyerek ağlamaya başladı. Sonrasında ne oldu diyerek sordu babam. Ayaklarından çektiler oğlum. Gözümün önünde hiçbir şey yokken yerde sürüklenerek odasına çektiler. Sonrasında da odasının kapısı kapandı. Kapandı kapanmasına ama aşağıdan kırmızımsı bir ışık süzüldü. Kırmızı bir ışık mı dedi babam, ayağa doğru kalktı. Net olarak gördünüz değil mi? Kırmızı bir ışık. Mum ışığı mı yoksa normal alev alan bir ateşin bir ışığı mı? Nasıl bir ışık diyerek anlatmasını istiyor. Adam başı dönermişçesine elini başına doğru götürdü. Düşünüyor ve odaklanmaya çalışıyordu. Böyle çok, nasıl söylenir, fazla yaygın değildi. Hafifti, hafif bir kırmızılık. Yani yüksek bir ateş olsa kesinlikle ışığı daha fazla olur diye düşünüyorum. Mum ışığı olmalı. Yangın mumu. Tamamdır. Bu bilgiler şu anlık benim için iyi. Akşam ezanından sonrasını bekleyeceğiz. Kusura bakmayın. Size birazcık yük olacağız ama dedi. Estağfurullah demişti adam. Başımın üstünde yeriniz var. 2 yıldır ailemizle düzgün bir şekilde kahvaltı bile yapamadık. 2 yıldır oğlunuz bu halde demek. Muharrem hocalar 2 yıldır size yardım mı ediyor diyerek sordu babam. Evet dedi. Babam bir şeylerden şüpheleniyor. Yüz ifadesinden anlıyordum. Ne oldu baba? Bana neden söylemiyorsun diyerek sordum. Sadece bir şüphe oğlum. Emin olduğumda söyleyeceğim dedi. Akşam vaktine kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak yukarıdaki kardeşimizin acılarını dindirmeye çalıştık. Gerçekten bir musallat varsa bu gece tekrardan geleceklerdir. Akşam ezanının okunmasıyla namazlarımızı kıldık. Yatsı namazına kadar hiçbir şey olmadı. Yatsı namazını da kıldık. Tam aşağıya indik ki yukarıdan çocuğun bağırış sesi geldi. Babam sakin, herkes sakin olsun dedi. Yavaş adımlarla çıkıyor. Normalde cevval şekilde davranacağını düşünüyordum ama babam çok sakin. Üst kata çıktı, demirler kilitler açılmıştı. Ama bu nasıl olabilir? Kilitler babamın üzerindeydi. Çıkarken de kilitlediğine eminim. Babam hiç şaşırmamış şekilde kilitlerin açık olduğu kapıdan geçti. Ben de aynı şekilde. Babasına doğru döndü. Kardeşim sen aşağıda bekle bizi. Bir sorun olursa ben aşağıya ineceğim. Lütfen sözümden çıkma dedi. Adam da onaylar şekilde başını sallayarak tamamdır hocam diyerek aşağıya indi. Babam odanın kapısını açtı. Açmasıyla beraber çocuk cinnet geçiriyormuş tarz yerine sadece dümdüz şekilde yatıyor. Ne sesi çıkıyor ne de bir şey. Sanki az önce yırtınan, sürekli olarak bağıran o adam değilmiş gibi. Yanına doğru ilerledik. Öylece sessiz bir şekilde bize doğru bakıyor. Ne oldu? Neden geldiniz diyerek sordu. Babam, sakin ol kardeşim dedi. Hissettiğin bir şey olduğunu biliyorum. Nerede diyerek sordu. Çocuk, yavaşça titreyen ellerini kaldırarak parmağıyla babamın yüzünü gösterdi. Babam, elini kaldırıp aklını işaret edermişçesine şakağına doğru parmağını vurdu. Çocuk gözlerini hafifçe kapatarak onayladı. Ayağa kalktı babam. Yan tarafta duran gardırobu açtı. Gardırobun içindeki eşyaları tek tek çıkartarak çocuğun karnına doğru sürüyordu. Bütün dolaptaki eşyaları sürdü ama hiçbir tepki vermedi çocuk. Babam yan tarafta duran vazoyu aldı. Çiçeği çıkardıktan sonra önce çiçeği, sonrasında da suyu karnına doğru döktü. Hiçbir şey olmadı. Sadece yatağın ıslanmasıyla kaldı. Ben yan tarafta duran yedek bırakılmış nevresimleri açtım. Bunu sereyim altına kardeşim, kusura bakma ıslandın ama yapmamız gereken işlemler olduğu için yapıyor babam dedim. Önemli değil. Zaten ölmeyi bekliyorum. Ha şimdi acı çekerek ölmüşüm, ha acısız ölmüşüm önemi yok diyordu. Kendi hayatından çoktan vazgeçmişti. Tek bir isteği var acı çekmemek. Babam sürekli olarak içerideki eşyaların bazılarını alarak çocuğun karnına doğru tutuyor. Ne olursa olsun hiçbir tepki vermiyor ama sonunda babam düşünerek sen buraya çıkarılmadan önce nerede yatıyordun diye sordu. Çocuk biraz düşündükten sonra sanırım buranın tam alt katına denk geliyor. Evet, alt kattaki odada kalıyordum dedi. Babam hemen yan tarafından tuttu. Yardım et oğlum dedi. Kenara doğru çektik. Yatağı kenara doğru çekmemizle beraber tahtanın üzerine doğru bastırmaya başladı babam. Elini koydu. Yavaş yavaş ellerini sanki kedi gibi adım atarmışçasına birbirine yakın koyarak ilerlemeye başladı. Emekler bir pozisyonda yatağın etrafını tekrardan gezmiş oldu. Altta, üste doğru vuruyor. Sen,
aşağıdayken aklın değil sırtın ağrıyordu değil mi diyerek sordu. Evet, nereden biliyorsunuz diyerek sordu. Babam hızlı bir şekilde odadan çıktı. Merdivenlerden aşağıya doğru indi, ben de arkasından. Odanın kapısını açtı. Oda gerçekten de eski odası çocuğun. Öylece bırakılmış. Eskiden buraya yattığı için de düzenlenmiş halde. Hiç de bozulmamış. Adamcağız da aşağıdan sesleri duyunca çıktı. Bir şey mi oldu hocam dedi. Tavana doğru bakıyordu babam. Hemen bana bir çekiç veyahut balta ne gerekiyorsa getirin dedi. Adam aşağıya indikten sonra müştemilata doğru ilerledi. Müştemilattan aldığı çekiçleri bize getirdi. Elimi aldım. Ne yapacağız baba diyerek sordum. Hemen şu yatağı yan koy, üstüne çıkacağız. Çocuğun babası yatağı tutuyordu. Biz de yan şekilde duran yatağın üstüne doğru çıktık. Eliyle tekrardan yok diyordu. Burası. Vur dedi. Aynı anda oraya doğru vurmaya başladık çekiçleri. Yan tarafa doğru karton piyer olan tavan çökmeye başladı. Duvardan bir kat daha öteye bir kat çıkılmıştı. Burayı, burayı hocalar yaptı değil mi diyerek sordu. Adam da onaylar şekilde evet dedi. Daha önce de onlar duvarı yıktılar. Hatta duvarı yıkmadılar, birazcık eşelediler. Kötü duruyor, biz karşılayacağız diyerek usta çağırıp kendileri yaptırdı. Babamla beraber vurmaya devam ettiğimiz sırada siyah poşetler üstümüzden çarparak omuzlarımıza yere doğru düştüler. Yere düşmeleriyle beraber iğrenç bir koku yayıldı. Babam kendini aşağı atarcasına yan tarafa doğru atladı. Ben de aynı şekilde. Yatağı kenara doğru çektik. Yere düşen poşetleri açtığımızda hayvan ölüleri vardı. Hayvan ölülerinin yanında ise bacaklarında anahtarlar. Anahtarları tam anlayamadım. Nedir bu baba diyerek soruyordum çünkü. Birçok derste gördüğümüz büyülerden farklıydı. Daha önce bu modelde anlatılan bir büyüyü hiç duymamıştım. Babam kağıtları açmaya başladı. Kağıtların dizilişi sanki el yazısı tanıdık gibiydi. Tam anlayamıyordum. Babam neyi anlıyor veyahut benden neyi saklıyor? Kargalar arkalarına döndürülerek bıçakla yarılmış, organları çıkartılmış. Organlardan çıkan kanlar direkt olarak vefklerin üzerine doğru koyulmuş. Şartname filan yoktu. Kağıtlar bazıları düzgün şekilde yazılmış ayetlerle, bazıları da ters yazılmış ayetlerle kapatılmış. Yan tarafa doğru hepsini koyduktan sonra sakin bir biçimde dizeleri tek tek sıraya koyuyordu babam. Hepsini koymasıyla beraber de bana bir su getirmeniz gerekiyor. Büyükçe bir kovaya koyarsanız iyi olur. İçine de bolca tuz atın lütfen dedi. Adam tabii ki getireyim hocam dediği sırada üst kattan oğlu çığlık atarcasına bağırdı. Yukarıdaki kilitlenen o demir kapı hızlı bir şekilde çarpıp geri açılıyordu. Babam adamın üst kata doğru yöneleceğini anladığında oraya sakın gitmeyin. O ses yanıltıcı bir ses. Siz lütfen dediğimi yapın. Bana güvenin. Allah rızası için bana güvenin dedi. Adam yukarıya doğru baktıktan sonra oğlunun çığlığını duymamazlıktan gelmesi zordu ama başardı. Aşağıya doğru ilerledi. Ne oldu baba? Ne yapacağız diyerek soruyordum. İzlemen gerekiyor oğlum. Bu işe direkt olarak seni sokamam. Sadece izle. Neler olabileceğini şu anda ben de kestiremiyorum. Düşündüğüm şey doğrultusunda da ilerliyorum. Eğer doğru çıkarsa her şeyi söyleyeceğim. %80'lik kısmından eminim gibi. Ama yanıltmaca da olabilir. Biliyorsun ki cinler hüddamların gözünü boyamak için farklı senaryolar yaratırlar. Beni belki de yanlış bir yola sürüklemek, farklı bir düşünceye itmek istiyorlar. Bu yüzden emin olmadan sana söyleyemem bunu. Sadece söylediklerimi yap. Şu ve şu ayetleri lütfen tekrarlayarak oku başımda. Ben kağıtları temizleyeceğim ve bakacağım. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı? Tamam baba dedim. Aradan 5-10 dakika kadar geçmişti ki adam elinde bir kovayla geldi. Tuz paketi de elindeydi. Hemen tuz paketini içeriye doğru döktü babam. Kolunu suyun içine soktuktan sonra rükü ayetlerini okuyarak suyu karıştırmaya başladı. Tuzlu su direkt olarak rengini değiştirirmişçesine hafif bir siyahlığa büründü. Şaşırmıştım. Neden siyah bir renk aldığını anlayamadım. Suyun içine kağıtları soktuktan sonra babam avucunun içinde ovalarmışçasına hızlıca birbirine doğru sürttü. Sürttükten sonra avucunun içine tekrardan baktı. Kağıtları bir bir böyle yaptıktan sonra sonuncu kağıda da aynı işlemi uygulamıştı. Son kağıda da baktıktan sonra ayağa kalktı. Kovayı aldı, üst kata doğru çıkıyor. Adamla birbirimize baktık, biz de arkasından çıktık. Babam yukarıya doğru çıktığında hızlıca odaya doğru girdi. Girmesiyle biz de arkasından elindeki kovayı alarak çocuğun karnına doğru döktüğünde çocuk çığlıklar atarak bağırıyor.
Elleri sanki yanıyormuşçasına dumanlar çıkıyordu. Tövbeler olsun. Ne oluyor burada? Baba ne oluyor artık lütfen söyle diyerek sordum. Adama doğru döndü babam. Babanız hocalık yaptı mı? Veyahut eşinizin babası. Bu çok mühim bana söyleyin dedi. Evet evet yani babam hoca olarak adlandırılırmış köyde. Yani hocalık yaptığını söylerlerdi. Hatta imam olmadığı zaman filan o okurmuş Kur'an-ı Kerimleri. Kahretsin. Düşündüğüm şey doğruymuş diyerek çocuğun başına doğru gitti. Başını kaldırdı. Küçük yaşlarda karanlıkları görebiliyor muydun diyerek sordu. Babam bu çocuktan ne istiyor? Bu çocuk karanlıkları nasıl görsün? Ben bunu söyledikten sonra çocuk başını onaylar şekilde salladı. Şoka uğramıştım. Nasıl yani? Bu çocuk da yoksa... Babam hızlı bir şekilde kapıdan çıkıp aşağıya inmeye çalışacaktı ama demir kapı üzerimize kilitlenmiş. Bu nasıl olabilir? İmkansız. Kilitler babamdaydı. Babam bana doğru dönerek, düşündüğün gibi oğlum. O çocukta hüddam kanını hissetmiştim. Sanırım Muharremler, onlar, Kara Hüddamlar Cemiyeti'ni kurmuşlar. Hüddamlar hüddamlığa ulaşmak için de sırları çalmak için bilge cinleri avlayacaklar. Sana gelen o bağ bilgini, bilge bir cindi. Allah kahretsin, Kara Hüddamlar içimize sızmış dedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Eğer bir aksilik olmazsa yarın 23.00'da tekrardan görüşmek üzere. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Hanelerinize bolca rızk, şifa bekleyen dostlarıma da şifa ihsan eylesin. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.